Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Poligondayız. Poligondayız. Poligon yenilendi arkadaşlar. Onun videosu yakında gelecek. Şu an VIP kısmındayız. Videoya başlamadan önce ateşli silah kanalları engelleniyor arkadaşlar. Lütfen like, dislike, yorum, kötü yorum, küfür, her türlü yorum. İstediğinizi yapın, hiç fark etmez. Her şeyi yapın ya. Her şeyi yapın. İstediğinizde her şey deyin. Alt tarafı boncuk atıyorsunuz. Umut Boncukçu bu arada. Ateşli silah geçti. Eski boncukçu. Ya eski boncukçu fark etmez. Ben de aynı şekilde öyleyim. Evet, videoya başlayalım isterseniz. Bugünkü konumuz SFT Pro arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Jenny'in en çok tercih edilen tabancalarından bir tanesidir Türkiye'de. Bunu susturucu takarak aslında bir videosunu Tolga Bar'la çekmiştim. SFX Pro ile SFT Pro'yu şey yapmıştık. Ama o videoyu maalesef YouTube susturuculu tabanca olduğu için yayınlatmadı. Ama Twitter adresimde, X adresimde hemen bulabilirsiniz açıklama kısmında. O videoyu orada paylaştım. Bu arada artık böyle yayınlayamadığım videoları ne yapıyorum? X'te paylaşıyoruz. Bu arada X bence bu konuda çok daha güzel. Elon Musk'ı çok seviyorum ya. İnşallah YouTube alır. Neyse. Şimdi SFT Pro. Direkt kutu açılımına gidelim. Direkt Umut'un tabancası bu. Kutu açılımında kutuda neler var? Bu arada Umut bunu bayağıdır kullanıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Üst katında gördüğünüz gibi temizleme aparatları var. Burada küçük bir multi tool var. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Bir tane neydi bunun ismi Umut? Punch mı deniyor? Punch. Öyle bir şeydi galiba ya. Bir tane punch var ve small, medium, large olacak şekilde kabze arkalığı, kabzenin arkasına koyabileceğimiz bir şey koymuşlar. Bunu şey yapalım. Şurada küçük değişik bir anahtar var. Şimdi o konuya da değinelim. Şurada bir anahtar var. Bu anahtar ne işe yarıyor? Bu anahtar tabancanın önündeki uzatılmış bir namlu var. O uzatılmış namlunun giydirmesi var. Bu giydirmeyi açmak için veya kapamak için bu anahtar kullanılıyor. Tabii bu uzatılmış namlunun amacı nedir? Herkesin aklına susturucu gelecek. Susturucu. Arkadaşlar susturucu gerçekten işe yaramıyor bu arada. Onu baştan söyleyeyim. Kompansatör takabilirsiniz. Kompansatör takmayı da tavsiye ederim. Tabancanıza çok şahlanma farkı. Yakında gelecek kompansatördü bu arada. Aa, geliyor mu? Evet, geliyor. Güzel güzel. İki tane şarjörümüz var. Şarjörümüz +3. Kapasite arttırıcı gördüğünüz gibi ve ağırlık var aslında. Ağırlık oluyor. Şarjörü çok rahat bir şekilde düşmesini sağlıyor. Şimdi tabancaya gelelim. Tabanca tabii bu kişisel bir tabanca olduğu için, Umut'un kendi tabancası olduğu için bayağı bir modifiye yapmış. Kabze strips, yani tekstürleri, yani Türkçesi ne? Deseni. Aynen. Deseni, kabzenin deseni. Ne yaptın Umut sen burada? Bu özel bir markanın direkt ürettiği bir şey, Türk malı. Bu direkt yapışkan. Buraya yapıştırıyorsun, tüm tamamen kalıbı alıyor. Ben bir tek şuralarını yapıştırmadım. Bu hiçbir şekilde elin ne kadar terlerse terlesin kaymıyor. Ve gerçi zımpara gibi tutuyor yani. Hani yapışıyor eline tamamen. Acıtıyor mu peki? Hiçbir şekilde acıtma durum yok. Tamam. Şöyle bakarsak sağ sol, ön, arka gördüğünüz gibi. Burada bunun yeni modeli çıktı. O çok daha güzel bu arada. Onu değiştireceğim yakında. Red dadımız var. Bir mekaniğin bir red dadı var. Bu MOA3'ü takmaya çalıştık. Olmadı. MOA2 takılıyor ama. MOA2 takılıyor. MOA1 takılıyor. MOA3 takılamıyor arkadaşlar. Takılmayacak da. Onu da söyleyeyim. Yani fabrikanın, orijinal fabrikanın dediği takılmayacak. MOA3 sadece Elite Combat, SFX Rival S'de veya bunun gibi tabancalarda, örneğin Taran Taktikal'de olacak. Onun dışında başka gözüme çarpan bir şey var mı? Şimdi direkt kullanıcı yorumuna gelelim. Bunu seçmemin sebebi şu. Birincisi, ben IDP diye bir spor var. Sportif atıcılık. Türkiye'de maalesef şu an yapılamıyor. Neden acaba? Kulvar önü atış acaba? Yasaklandığı evet. için. O neden yasaklandı acaba? Neyse. Neyse, siyasete girmeyelim. Evet. Ben sportif anlamda bu silah çok başarılı. Bana da oradaki daha tecrübeli arkadaşların hepsi bunu önerdi. Bunu seçmemin sebebi de aynı zaman taşıma için uygun boyutta. Evet. Yani şu anlık taşıma alma şansımız yok ama bir gün alırsak diye bunu seçtim özellikle. Rival sportif daha başarılı bir silah belki ama o taşımaya geldiği zaman birazcık büyük oluyor ve yoruluyor.
Dolayısıyla bu iki işi bir arada yapabilen benim en sevdiğim tabanca oldu. Hepsini gittim denedim, hepsini geldim poligonda attım. En son buna karar verdim. Tabii tabanca seçerken öncesinde poligona gelerek tabancaların hepsini deneyip ondan sonra doğru karar almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Doğru tabanca kişiye göre bence yani. Şimdi senin kullandığın el boyutunda benim el boyutum aynı değil. Ben şimdi sana kendi en sevdiğim tabancayı söylerim. Sen elini alırsın. Bu ne ya, küçücük kalır falan dersin. O yüzden silah sektöründe %100 doğru diye bir şey yok. Çünkü milyonlarca silah kullanıcısı var. Milyonlarca silah kullanıcısının kendi bedeni var ya. Aynen. Ya şöyle söyleyeyim. Bana çok sevdiğim başka bir abim başka bir markayı önermişti. Hani model değil direkt başka markadaydı. Ben de o markaya çok yanaşıyordum aslında. Geldim burada şekil haber attık zaten atışlarımızı. Onsa o silahta mesela ben hiç memnun kalmıyorum. Ama bu neden? Benim kendi elimle alakalı bir şekilde memnun kalmadım. En oturanı Canik sınıfı silahlar oldu. Canik marka silahlarıydı. Aralarında da en rahat bunlaydı. Çünkü neden kullanacağımla beraber boyutu vesaire kavraması her şey bununla daha mutluyum. Tetik? Tetiği zaten pro tetik. Bu Canik'in zaten dünya üzerinde ünlenmiş bir tetiği var. Zaten çok fazla diyecek bir şey yok. Yani tetiği tetik yani. Şunu söyleyeceğim son bir kere, onu da atışa geçelim. Arkadaşlar şu an söyleyeyim mi ya, söyleyeceğim bunu. SFX Rival S, Rival, ondan sonra Taran Taktikal, hepsinin altyapısı aslında bu tabancadır. Şu gördüğünüz tabancadır. Yani o tabancalar bu tabancanın üstüne yapılmıştır. Onu da söyleyeyim, bu bilgiyi de kimse vermez size. Yani yarın öksün bir Rival almak istiyorsunuz veya Taran Taktikal almak istiyorsunuz ama alamıyorsunuz. Alın. Aynı yani. Çünkü aynı. Tetiği aynı. Ağırlıkları aynı. Her şey aynı. Şimdi atışlara geçelim. Atıştan önce? Önce güvenlik. Önce güvenlik. Gözlüğümüzü. Kulaklığımızı. Abi takın şunları bak. Gözlüğü ve kulaklığı takın. Bir şey diyeceğim zaten, o kulaklıksız atanlar nasıl atıyor ben bilmiyorum abi. Ben bir kere yanlışlıkla denk geldim. Evet. Yani çok rahatsız edici bir şey. Kaç metre? 10 metreye metre giderim. Gider misin? 10 metre. İlk önce Umut sen. Ben mi? Aynen geç. Bayağı doldu atmıyorlar. Heyecan yaptım bak şimdi. Bence yeter. Tamam. Silah boş. Bakalım. Grupman nasıl? Bu arada Retta'da göre mi ayarladı? Evet. Retta'da göre attım şu anda. Retta'da göre attı. Ayarlı. Bayağı ayarlı. Evet. Dolduruyorum. Doldur. Dolduruyorum. Bakalım gövdeye atacağım. Bakalım. Oğlum tepmiyor lan tabanca. Hı? Tabanca tepmiyor. Abi bence çok güzel. Ve ben buna kompansatör taktığımızda ne olacak çok merak ediyorum. O kadar hızlı atmama rağmen. Evet. Ortada yok grup. Grupman önemli abi zaten. Şimdi o zaman işin artistliğine geçelim mi? Geç bakalım. Ver ben doldurayım öbür şarjı beş, doldurayım. 5-5. 5 mi? 5-5 tamam mı? Tamam. Ne yapacağız biliyor musun? Kılıftan çekip gövdeye gideceğiz. Tamam. O zaman bari kağıt değiştirelim. Evet. Nereye atıyoruz, ne yapıyoruz bilelim. Sen kağıt değiştir. Ne yapıyoruz? Tabancayı dolduruyorum. Tabanca dolu şu an. Evet. Kılıftan kütleye atacağız. Tamam. Kafaya falan da değil. Direkt gövde. İstersen kafa yapalım. Yer mi? Okey, hadi kafa olsun. 5 atış. Tamam. 5 hareket kafa sadece, tamam. 10 metre. Tek şarjör değil mi? Tek şarjör. Tamam. Tek şarjör. Şimdi o zaman ben çıkıyorum. Sen çık. Kılıftan. Sen İstediğin zaman başla bence. Hiç yani ne zaman kendini hazır hissediyorsan. Yok sen at de. Öyle mi? Aynen. Okay. At. At. Çok güzel tabanca. At. Bir şey söyleyeyim mi? At. At.
Bitti. Tabanca boş. Kontrol ettim. Çağır bakalım ne olmuş. Tamam var ya, yani çok eğlenceli ya. Çok eğlenceli. Adam bir tanesi kulağını almışsın. Beşinci nerede? Aynı yerden geçmiş. Hadi aynen. Öyle olsun. Bilemiyorum artık. Öyle olsun kardeşim. Baksana kocaman delik açıyor. 45'lik atmıyoruz ki, 9 atıyoruz. Tamam tamam, şaka yapıyorum. Ama öyle ama baksana. Bak daha iyi anlarsın. Evet, bak, bu boyut farkı var canım. Boyut farkı var. Ya 4 tane kafayı vurmuşum. 5.yi kaçıracağını da sanmıyorum. Hadi bir tanesi olacak. Hazır. At! Güzel. At! Çok güzel. At! Çok güzel. At! At! Silah boş. Tabanca boş. Söyleme. Sen atış yaparken ben anlıyorum zaten tabancanın ne kadar rahat olduğunu. Ve ikimiz de aynı şekilde üç tanesi dip dip olmuş. Evet. Şu üçü ilk atışlarında. Evet. Sonra 4 ve 5 4 gözlü, 5 en son atışın boğaza gitti. Evet. Ya burada işte tek dezavantajı. Ben keşke isterdim ki Canik'ten MO3 olsaydı. Çünkü bu Red Dot arkadaşlar küçük bir Red Dot. Ve yani evet, belki taşıma için olması daha rahat. Hani özellikle appendix taşıyorsanız hani rahatsız etmez ama özellikle sportif atıcılar olaraktan yani tamam, belki sportif için üretilmiş bir tabanca değil bu ama ne olursa olsun yani keşke takılsaydı. Çünkü ben orada Red Dot'u aramakta zorlanıyorum. Hani gerçekten sportif bir tabanca yani bence. Pratik yapıyor olmama rağmen yani tamam, belki benim beceriksizliğim olabilir ama yani büyük bir Red Dot olsa daha kolay olabilirdi işte. Büyük bir Red Dot sana daha çok konfor sağlar. Evet. Daha çok konfor da atıcıyla tabancanın arasındaki bağı güçlendirir. Niye CZ Shadow'a vay canına diyoruz? Ya o Shadow ayrı bir dünya canım. Yani Stop. Çünkü Shadow 20 metre Shadow gönderdi. Herkesin hayali. Yani tabii. Shadow'u beğenmiyorum diyecek bir insan olduğunu inanmıyorum. Ya. 10 atış 20 metre direkt. Gövdeye atacağız bu arada. Tamam, gövdeye atalım. En azından atışlar karışmasın. Tabanca boş mu? Tabanca boş. Gövdeye atıyorum. Hatta direkt şey yapayım mı? Bence tek bir atla beraber istediğin gibi 5'ini de at. Kaç, 5 mi doldurdun? 10 doldurdum. Kılıftan çekmeyeceğim. Tamam. Direkt gövdeden çıkacağım. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. At. At. Nereye gitti o? At. 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 Oo. Bu arada 8 aydır ilk defa olan bir şey bu. Ben hiçbir yarışmada hiçbir şeyle denk gelmedim. Hazırım. Bu arada tutukluk yapmadı aslında. Ya yaptı da. Yani fişek veya... Her şey tutukluk sonuçta. Evet. At. 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 Bitti. Tabanca. Boş. Ne yaptın bilmiyorum. Çağır bakalım. Şu iki tane de mi? Bir tane bir saçmaladın. Evet, evet, evet. Çünkü Red Dot'a alışık değilim. Evet. Alışım ya, bir de Muay2'ye, Muay3'e. Sen şeyde bile Muay3 kullanıyorsun abi. Kaç atış yaptın? Bir tane kafaya atmışsın. 2, 4, 6, 8... 9. Bir tane de boğaza. Bir tane de boğaz 3, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Bir tanesi boğaza gitmiş, bir tanesi kafaya gitmiş. Onlar da hepsi gövdede. Zaten biraz geniş toplamışsın ama burada yani üçlü dörtlü olaraktan. Ya bir de 20 metrede muhabiri ilk evet, defa kullanıyor. Gerçekten zor ya. Canik gerçekten yapıyor abi. Tetik konusunda da yapıyor, evet. Gövde konusunda da üst slide, namlu. Yani müthiş ya. Çok memnunum ya. Allah. Şey gibi. Bak şey demiyorum burada hani Cani'nin adamın ya falan. Ya değil arkadaşlar, gerçekten öyle ya. Ya ne tabancalar görüyoruz
Yerli olarak gerçekten bugün tekrar alıyorsam gene bunu alırdım. Bak bunu çok samimi söylüyorum. Bunu mu alırdın? Bunu Taran alırdım. Tactical'ı mı alırdın? SFX Rival Ace mi alırdın? Yani Taran Tactical bilmiyorum, birazcık hani seveni var. Çok seveni var. Yani markaya olan o hani özel üretim olmasından dolayı çok seviyorum. Mesela Pit Viper'ın hastasıyım. Ama yani bir Canik TTI alır mıydım? Ben silahımdan çok memnunum. Tamam. Yani çok da bir ekstrası görmedim ben açıkçası. Evet. Sadece öndeki kompansatör. Yani kompansatörü var, renkler var. Yani ben çok önemli değil. Ben bu rengi seviyorum. Yani bu şekilde sade olmasını seviyorum. Ben gene SFT Metem'e giderdim yani. Doğru karar. Doğru karar. Evet Umutçu. 10 metre. Dur lan ben şöyle geçeyim. Evet. 20 metredeyiz. 10 metrede gövdeden... 20 metredeyiz arkadaş. 20 metre pardon, özür dilerim. 20 metre gövdeden... Silahıma aşık oldum. O yüzden lafları karıştırıyorsun. Evet, evet, evet. Dolduruyorum. Doldur. Gövdeden çıkıyorsun. Tamam. Gövdeden direkt kütleye. Tek tek mi atıyoruz gene? Nasıl? Tek tek mi atıyoruz? Tek tek, tamam. Tek tek. İki el tabancada. Hazır mısın? Hazır. At! Hedefi bulursam atacağım. Çok güzel. At! 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 Çok güzel. Silah boş. Silah boş. Düşürüyorum. Bakalım ne yaptı? Biraz dağıldı gibime geldi. Dağıldı mı? Evet. Niye dağıldı? Bilmiyorum. Yani gerçekten zaten ben atışta zorlanıyorum. Güzel. Biraz dağıldı. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 9. Yani ben şu iki tanesini... Ha şu iki, ikili bak, ikili. Tamam. Hayır, 3, 5, 7, 8, 9, ikili mi bu? Hayır, bu ikili bak. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 işte. Okey. Tamam. Yani şu 3 atışımı hiç beğenmedim. Ama bunlar gene daha en azından bir yerde toplanmış durumdalar. Bu tabancayla 25 metre... Bak, beşer beşer kafaya atacağız sadece. Tamam. Ve kılıftan çıkarır. Hadi bakalım. Bak en zoru, şu an gerçekten en zoru deniyoruz arkadaşlar. 5 atış, 25 metre kafa. 25 metre çok iddialı bu arada. Çok yani. İddialı. Tabanca dolu. Çok zor arkadaşlar. Bak çok zor. Hazır mıyız? Hazır mısın? Hazırım. At. Hazır. At. Hazır. At. Hazır. At. Hazır. At. Okey misin? Geride kalmadı. Ne oldu bilmiyorum. Kaç atış yani bilmiyorum. Hadi bakalım göreceğiz. Bu arada Red Dot biraz yukarıya ayarlı. Olabilir. Tabii 10 metre ayarlı. Oo 3 tane vurmuşsun. Evet bir tanesi buraya gelmiş. O da aşağıya düşmüştü. Evet, bir tanesi buraya gelmiş. Bu atış benim değil zaten. Evet. 5'te 3, 25 metrede kafa ve kılıptan küpü şeye. Bence güzel. Bence de güzel. Yorumlara yazın. Evet, Umut son atışta sende. 25 metre kafaya atıyoruz. 5 atış. Kılıptan kafa. Tamam. Silahı dolduruyorum. Silah dolu. Dolu tabanca. Hazır mısın? Normalde sürede koymamız lazım. Ben süreyi şeyde yapacağım. Abi 25 metrede süreyi yani. Ben hadi. Doğru hedef atayım da.
Hazırsan başlıyorum. Hazır. At. Hazır. At. Hazır. At. 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 Boş tabanca. Silah boş. Bakıyorum. Vurabildin mi acaba ya? Bilmiyorum. Ben hiç umutlu değilim. Bakalım. Evet. Aynen, hiç vuramamışım gerçekten. Bilemiyorum. Üzücü. Üzücü. Üzücü, bayağı üzücü. 4 tane kağıt hedefte olsun. Yani abi, red dot zor. Red dot bütün kafayı kapıyor. Yani hiç kolay değil, zaten gözlerinde bozuk. Ya bahanesi yok. Berbat bir atış. Neyse. Tabancayı kontrol ettik. Boş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Canik SFT Pro incelemesi böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Son olarak tabanca hakkında şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel sportif atıcılık taşıma tabancası, full size bir tabanca diyebilirim. Üstündeki mekanik redde de olsun, şey olsun, her şeyi de bir aksesuarları takabilirsiniz. Umut, son söyleyeceğim. Ya biri silah almak istiyorum ama ne alacağım diye düşünüyorsa gidip bir denesin. Direkt bunu denesin. Yani bunda 190 bir şekilde okey olacağını düşünüyorum. Ya dediğimiz gibi el vesaire herkesin farklı ama yani eğer bu tabanca elinize oturuyorsa bundan o kadar mutlu olacaksınız ki yani. Yani başka hiçbir şey aramazsınız. İtalya kısımları karıştırmıyorum. Ben yerli için konuşuyorum. İtalya karıştırmayalım şimdi yani. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.